Herkese selamlar. Kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda bilgisayarla alakası olmayan kişilerin bile adını en az bir kere duymuş olduğu bir markanın alışagelmişin dışındaki bir ürününü inceleyeceğim. Neden alışagelmişin dışında diyorum? Çünkü bu markayı çevre birimleri çatısı altında çok fazla duymamış olabilirsiniz. Ama bunun üzerine uzun süredir oyuncu ekipmanları üzerine çalışıyorlar. Daha fazla sizleri heyecanlandırmadan işte karşınızda Cooler Master MM730 RGB Optik Mouse'u sizlerle birlikte. Bu üründen yeterince bahsedeceğiz ama ürüne geçmeden önce sizlere biraz Cooler Master'dan söz etmek istiyorum. Kendisi çoğunlukla olarak kasa, soğutma sistemleri ve güç kaynakları tarafında ismini çok fazla duyurmuş olsa da bugün elimde görmüş olduğunuz ürünle birlikte bilgisayar piyasasının her kanadında bizlerle olduğunu gösteriyor. Peki nedir bu MM730? Tabii ki ben de bilmiyorum. Hadi şimdi sizlerle birlikte kutu açılımını yapalım. Şimdi kutumuzu aldığımıza göre şimdi şöyle bir etrafına bak. Baktığımda burada iki tane sticker görüyorum. Bu sticker'ı ben narin ellerimin narin tırnaklarıyla açmak istemiyorum. Bu yüzden sevgili Bekir'cim rica etsem bir bıçak. Ah çok mersi efendim, teşekkürler diyorum. Ve hemen buradan bıçağımızla açamıyorum. Galiba açtım. Kutuyu yırttım ya. Kutuyu da yırtmak istemiyordum ama... Yavaş yavaş açtığımda önümüze tekrar bir kutu geldi. Şöyle biraz kurcalıyorum. Mouse'umuz burada. Mükemmel bir şekilde bembeyaz, melek gibi kutu içerisinden çıktı da... Abi bu nasıl bir hafiflik? Bekir bir tutar mısın? Aa harbiden çok hafif. Şimdi kutularımızı şöyle bir atıyorum. Şöyle bir şey diyeceğim. Bu arada arkadaşlar ilk izlenim olarak sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Kablosu çok garip. Yani bildiğimiz klasik örgü kablolardan değil. İnanın yani şöyle size göstereyim burada. Örgü bir kablo fakat bu çok acayip yumuşak bir örgü kablo. Hani sağa sola masanıza karışmayacak şekilde. Zaten şöyle salladığımda da görüyor olacaksınız. Şimdi lafı fazla uzatmayalım. Şimdi hafifliğini direkt olarak zaten elime aldığımda hissettim. Hemen şunu bahsetmek istiyorum. Gerçekten bir tüy kadar hafif. Tamı tamına 48 gram ağırlığında. Bildiğim kadarıyla 48 gram ağırlığında neredeyse yok denecek kadar az. Bence e-sporcu klasmanında bir mouse olduğunu belirtmek istiyorum sizlere. Ve bu kadar hafiflik karşısında da ergonomiden hiçbir şey kaybetmemiş. Tamamen avuca oturur bir vaziyette. Özellikle orta ve küçük elli oyuncular için gerçekten çok ergonomik ve tasarım olarak da, konfor olarak da gayet yeterli. Şimdi biraz daha detaylı özelliklerinden bahsedeceğim. Yani şöyle bir baktığımızda aslında piyasadaki en kaliteli bileşenlerin bir arada toplandığı bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte PixArt sensörü mevcut. Bu sensör 16.000 dpi'ye kadar hassasiyet sağlıyor. Bunu da Master Plus Plus yazılımı üzerinden dilediğimizce ayarlayabiliyoruz. Bununla birlikte MM730'umuzun üzerinde optik switchlerimiz mevcut. Bu optik switchlerle birlikte 70 milyon tıklanma ömrü bizlere sağlıyor. Şundan da bahsetmek istiyorum. Mouse'umuzun yani MM730'umuzun 1000 Hz'lik bir raporlama gecikme hassasiyeti var. Yani bu da 1 milisaniyeye tekabül ediyor. Ayrıca hızlanma oranına baktığımızda 50G bir hızlanma oranı bizleri karşılıyor. Aynı zamanda 400 IPS'lik bir tarama hızı bizlere sunuyor. Şimdi sürekli e-sporcular ve oyuncular için bu mouse'u tavsiye ettik. Fakat üzerinde bulunan programlanabilir tuşlarıyla birlikte tasarımcılar için de kullanım kolaylığı sağlayacaktır. Master Plus programıyla birlikte kullandığınız programa göre mouse'unuzun üzerindeki tuşları kişiselleştirebilir, atamalar yapabilirsiniz. Altındaki DPI tuşuyla birlikte istediğimiz gibi DPI ayarını hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Açıkçası mouse üzerinde çok fazla şikayet edebileceğim veya olumsuz söyleyebileceğim çok bir şey yok. Sadece opsiyon olarak sizlere bir tavsiyede bulunabilirim. Alt taraftaki skatezleri ek skatezler takarak sürtünme seviyesini biraz daha düşürebilirsiniz. Bu da tamamen zaten sizlerin kullanım alışkanlığınıza ve kullanım rahatlığınıza göre değişkenlik gösterecek bir şeydir. Şimdi bu mouse için biraz RGB vesaire falan dedik. Şimdi sizlerle birlikte ışıklarına bir göz atalım. Hemen şuradan Bekir Bey bir laptopumuza bir takarsanız eğer. Gördüğünüz gibi mavi mavi masmavi ışıklarımız var. Şöyle sizlere ben mouse'u yakınlaştırdığımda Cooler Master logomuz gayet yanıyor. Aynı zamanda RGB olduğu için de renk geçişleri sağlıyor. RGB'lerimizin özelliği ne diyecek olursanız eğer 16.7 milyon değerinde RGB renk skalasına sahip. Bu da Cooler Master Plus Plus yazılımı
katılımıyla birlikte istediğiniz gibi kendinize özel kişiselleştirebiliyorsunuz bu renkleri. Videomuzun sonuna gelmişken sizlere ufak bir yorum getireyim. Cooler Master MM730'u eğer çok fazla oyun oynuyorsanız, hatta e-spor klasmanında oyunlar oynuyorsanız, gerçekten masanızdan eksik olmaması gereken bir mouse olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Özellikle tasarımcıysanız veya video editörseniz bileğinizi ve elinizi ağrıtmayacağınız şekilde ergonomik ve hafif bir şekilde kullanabileceğiniz çok kullanışlı bir mouse olduğunu sizlere belirtmek isterim. Bu tarz ürün inceleme videolarının devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.